Kıbrıs Adası, bir zamanlar sahip olduğu çam, selvi ve sedirlerle örtülü dağları, kerestelik ağaçları ve doğal kaynaklarıyla insanları cezbetmekte ve bu nedenle Akdeniz'in Yeşil Adası olarak adlandırılmaktaydı. Doğu Akdeniz'de yer alan bu Yeşil Ada, günümüzde hala zengin flora, fauna ve insanlığın yaşam sürdüğü harika bir kara parçası konumundadır. Kıbrıs, sahip olduğu iklime bağlı olarak değişken bir floraya sahiptir. Buradaki flora ve fauna, ekolojik oluşumlar ve jeolojik formasyon ışığında bugüne kadar 21 farklı alanda tespit edilebilmiştir. Ülkemizde doğal olarak yaklaşık 1300 çeşit çiçekli bitki yetişirken, bunlardan 19'u endemik bitki olarak kabul edilmektedir. Peki endemik bitki ne demektir? Kuzey Kıbrıs'taki endemik bitkiler nelerdir ve bu bitkiler nerelerde bulunur? Belgeselimizde Kuzey Kıbrıs'ın gizli doğal güzelliklerinin detaylarını bulacaksınız. Endemikler belli bir bölgeye adapte olmuş canlılardır. Tüm canlıları kapsar. Bu özellikleri sadece belli bir bölgede bulunan iklim, toprak yapısı ve benzeri şeylere, özelliklere bağlıdır. Yani bunları bizim anlattığımız gibi nazlı bireyler gibi düşünebilirsiniz. Çok seçici oldukları için bu özellikleri vardır. Ve kendi içlerinde de değişik kısımlara ayrılırlar. İşte bir coğrafik bölgeye özgü olan endemikler vardır. Veyahut da iklime özgü endemikler de vardır. Bazı bitkilerin aynı şeyleri, aynı cinsin farklı türleri, birisi ilkbaharda, birisi sonbaharda açtığı için birbirleriyle tozlaşamadıklarından iklimsel olarak endemik olurlar. Veyahut da bölgeye özgü işte Trodos dağlarında veyahut da Beşparmak dağlarında olması gibi değişik şeyleri vardır, çeşitli özellikleri vardır. Kıbrıs'taki bitkilerin oluşumu yaklaşık 4 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Bu da Kıbrıs Adası'nın son şeklini almasıyla ilgili bir olay. Akdeniz Havzası işte 4 milyon yıl önce 6 milyonla 4 milyon yıl arasında sürekli olarak Cebeli Tarık'la bağlantısı kesilip açılmış ve bu arada da işte Akdeniz'in kuruması neticesinde, kuruyup tekrardan dolması neticesinde aşırı bir tuzluluk meydana gelmiş. Yani çevre denizlerden daha tuzlu olmasının sebebi Akdeniz'in bu olay. Ve son 4 milyon yıldır da Akdeniz kurumuyor. Tabii bu kuruduğu dönemlerde gelen hayvanlar buraya göç eden işte diğer canlıların getirdiği tohumlar son 4 milyon yıl içerisinde burada gelişmeye başladı. Ve Kıbrıs'ın kendine özgü bitki örtüsünü, özellikle de endemiklerini oluşturmaya başladı. Kıbrıs'ın endemiklerinin oluşma şeyi bu aşamaya gidiyor. Kıbrıs'ın kuzeyindeki endemikler, bir coğrafyanın değişik bölgelerinde bulunması, değişik iklimsel ve de toprak özelliklerinden dolayı oluşmuştur. Adanın sahip olduğu endemik bitki çeşitliliği 3 ana başlık altında incelenir. Sırasıyla adanın kuzeyinde yayılım gösteren endemik bitkiler, adanın güneyinde yayılım gösteren endemik bitkiler ve son olarak da adanın genelinde yayılım gösteren endemikler olarak tanımlanır. Bu dağılımın sebebi toprak yapısı, yani jeolojik özelliklerden kaynaklanmaktadır. Beşparmak dağlarına özgü yayılım gösteren endemikler, kireç taşına adapte olmuş, Trodos dağlarına özgü yayılım gösteren endemikler, hem yüksekliğe
hem de volkanik karakterlerine adapte olduğundan dolayı bölgesel iki grup farklı özelliklere sahiptir. Üçüncü grubu oluşturan endemikler ise her iki bölgede yayılım özelliklerine sahiptir. Adanın kuzeyinde yapılan son çalışmalara göre 20 çeşit endemiğin yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bitkilerin yerel isimlerinin olmayışının sebebi çok nadir olmalarından kaynaklanmaktadır. Kuzey Kıbrıs endemikleri şu an işte bazı tartışmalar olmakla birlikte 19 veya 20 adet. Bunların çoğu yerel adları çoğunun yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar nadirler ki insanlar bunları görmemiş. Ve biz işte bunlara yakın yerlerden, değişik ülkelerin florasında bulunan bitkilerden, özellikle de Türkiye'nin ya tercümesi, ya İngiltere'nin ya tercümesi veyahut da uyarlaması şeklinde bir şeyler yapmaya, bir isim vermeye çalıştık. Bazıları mesela hiç gören insanlar hiç görmedi. Mesela ilk endemiğimiz Delphinium kazeyi sadece iki yerde bulunuyor Kıbrıs'ta. Bir tane Kuzey Kıbrıs'ta, Beş Parmak Dağları'nda, bir tanesi Saint Filardon'un karşısında, ikincisi de Selvini Tepe'de. Bu şeyin literatürde de benzer türlerinin literatürde de karşılaştırdığı tehlikeler var. Bir tanesi işte bunu keçilerin yediği. Ve biz de şey yaptık, araştırma yaptık. Buna Delphinium kazeyi, kazeyin hazereni diyor, hazeren çiçeği. Bunu ilk şey, bunun ismini 1975 yılında Kıbrıs'taki flora araştırmasını ilk defa yapan İngiliz botanikçi Michael verdi. O da bu ismi verirken Kıbrıs'ta ilk araştırma yapan botanikçinin ismini vererek şeye, bu ismi, bu bitki isimlendirdi. İkinci grupta en çok şey bilinen türlerimizden bir tanesi Brassica hilarionis. Saint Hilarion lahanası diye geçiyor. Ve bunun ilk defa Saint Hilarion'da bulunduğu için bu isimle şey yapıyor. Beş Parmak Dağları'nın birçok yerinde görülüyor. Bunun da şeyin lahanaların ilk atalarından, bildiğimiz yediğimiz lahananın ilk atalarından bir tanesi. Ve şu an bir tane araştırma yürütüyoruz bununla ilgili. Lahanaların gelecekte işte genetik bozulmasında ne yapılabilir? Yeni hibritleşme çalışmaları nasıl yapılır diye bununla bir şey yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Üçüncü tür Kıbrıs kasterisi, Arabis cypria. Bu da aynı familyadan şeylerle, Kıbrıs lahanasıyla aynı familyadan. Bu da genellikle kayaların üstünde yetişiyor. Dianthus cyprius, Kıbrıs karanfili. Bu da şeyde Beş Parmak Dağları'nda özellikle kayalar üzerinde yetişen bir bitki. Bunun da işte yeni karanfil türlerinin üretilmesiyle ilgili hibritleşme çalışmalarında kullanılabileceğiyle ilgili düşüncelerimiz var. Silene fraudatrix, alevkaya sinek kapanı diye geçiyor. Bu da küçük boyutuyla böyle bir insanların pek şeyle gözüne şey gelmeyen, gözüyle ayırt edemediği bir bitki. Onun için şeyle mesela bunun da ismini biz kendimiz başka tür şeylerde bu familyada bu türe ait verilen isimlerden şey yaptık, uyarladık. Alevkayası'nda ismi de özellikle Alevkayası'nda yoğun olarak bulunmasından dolayı bu isim verildi. Bunun da küçük şeyleri, küçük üzerinde yapışkan salgı tüyleri var. Bunun üzerine sinekleri yapıştığı için bu isimle anılıyor bu cins. Hedisarum cyprium, Kıbrıs tatlı fiyi diye geçiyor. Bu da yoncalardan
veyahut da baklagiller familyasından bir bitki. Bunun şeyleri daha çok, tohumları daha çok böceklere veyahut da karıncalara yem olduğu için bir şey var. Yani bizim için çok fazla bir şey, insanlar için bir faydası yok. Rosularia cypria, Kıbrıs kayakoru ve Rosularia pallidiflora, soluk kayakoru diye geçiyor. İkincisinin soluk denmesinin sebebi üzerinde kısa tüyler var, beyaz renkli ve esas şeyin, bitkinin yeşil rengini biraz soluklaştırdığı için bu isim verilmiş. Bu iki bitki de özellikle kayabaş bahçelerinde, bunun diğer türleri, kaya bahçelerinde süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. Bu familyaya ait bir başka cins, Sedum lampusae, lampusa göbek otu diye geçiyor. Bu da diğer familya gibi, diğer cins gibi aynı özelliklere sahip ve bu da kaya bahçelerinde süs bitkisi olarak kullanılıyor. Pinella cypria, Kıbrıs taç anasonu. Bu da kayalar, özellikle kayalar üzerinde yetişiyor. Anasonla benzer özelliklere sahip ama çok fazla yayıldığı için anason, yani herhangi bir kullanılış amacı yok. Bununla ileride belki şeylerle ilgili, anasonların geliştirilmesiyle ilgili bir şeyi, hibritleştirme çalışmalarında kullanılabilir. Ferulago cypria, bu da daha çok şeylere, alt kesimlerde bu kayaçların, kayaçlardan dökülen toprakla şey, küçük kırıntıların toprak haline dönüşmeye başladığı alanlarda yetişiyor. Bu özellikle salgıladığı nektar nedeniyle böceklere besleyici bir özelliği var. Bu yönden çok önemli bir bitki ve bunun da şeyi, Türkçe adı Kıbrıs ferulagosu diye geçiyor.